Dünya mimarlık tarihinin en büyük anıtlarından biri. Ayasofya. Batı Anadolu'lu iki mimarın, Sökeli İzidoros ve Aydınlı Antemios'un başyapıtı. İmparator 1. Konstantinos tarafından 4. yüzyılda ahşap çatılı olarak yapılan ilk Ayasofya, 5. ve 6. yüzyıllarda defalarca yandı, yıkıldı ve yeniden yapıldı. Ayasofya'nın batı tarafındaki kazılarda ortaya çıkarılan ve görkemli bir girişe ait olduğu sanılan 12 havariyi temsil eden kuzu kabartmalı friz, 5. yüzyılda 2. Theodosius zamanında inşa edilen 2. Ayasofya'nın kalıntılarıdır. Yapımına Justinianus tarafından karar verilen bugünkü Ayasofya'ya, daha sonra gelen imparatorlar da büyük özen gösterdiler. İmparator Theophilos'un 838'de koydurttuğu süslü antik kapıdan girilen geçidin Bizans çağındaki önemini girişteki mozaik süsleme vurgular. Burada Meryem Ana'ya İstanbul'un maketini sunan 1. Konstantinos'la Ayasofya'nın maketini sunan Justinianos resmedilmiştir. Yüz ustabaşının yönetiminde 10 bine yakın işçinin çalıştığı, yaklaşık 5 yıl süren inşaat 27 Aralık 537'de tamamlandı. İmparator Justinianos açılış töreninde "Bana böyle bir ibadet yeri yapabilme olanağı veren Tanrı'ya şükürler olsun" demekten kendini alamamıştır. Ayasofya'nın kubbesi tamamlandığında kaplanamayan, sınırlanamayan, çerçevelenemeyen evrenin bir sembolü olarak yorumlanmıştı. Ancak binanın her şeyi o sıralarda henüz tamamlanmış değildi. Nitekim açılıştan yaklaşık 30 yıl sonra başlayan mozaiklerle süsleme işlemi 2. Justinos döneminde bitirilebildi. Justinianos, Ayasofya'nın yapımı için Efes'teki Artemis Tapınağı'nın sütunlarının yanı sıra renkli taşların çıktığı Mısır, Teselya gibi uzak yerlerden de malzeme getirtmişti. Güney ve kuzey nefin üstünde uzanan ve günümüzde rampalı iki ayrı yoldan çıkılan üst kat galerileri, Ayasofya kubbesinin yükünü statik bakımdan karşılamak üzere düşünülmüş olan paye, kemer ve tonos sisteminin çalışma biçimini gösterir.
Ünlü gezgin Evliya Çelebi, Ayasofya'ya ilişkin duyduklarını, okuduklarını anlatırken, depreme karşı bir tedbir olmak üzere inşaat sırasında Ayasofya'nın altına su sarnıçları yapıldığını söyler. Kubbesinin büyüklüğü ve süslemeleriyle hayranlık uyandıran Ayasofya, bittiğinde statik bakımdan tam oturmamıştı. Nitekim ağırlığı, iki yarım kubbeyle dört ana payandaya dağıtılan kubbe, açılıştan yaklaşık 21 yıl sonra 7 Mayıs 558'de çöktü. İmparator Justinianos, onarım için bu defa İzidoros'un yeğeni genç İzidoros'u görevlendirdi. Genç mimar, daha hafif malzeme kullandığı kubbeyi 7 metre kadar da yükseltti. Ve Ayasofya, onarımdan yaklaşık 4,5 yıl sonra 23 Aralık 562'de yeniden açıldı. Ana kubbenin ağırlığını karşılamak üzere düşünülen 4 ana payanda yine de yetersiz kalınca, binanın doğu ve batı cephelerine zaman zaman destekleyici payandalar ekleme zorunluluğu doğdu. Taşıyıcı büyük ayakların renkli taş levhalarla kaplanması, hantal görünüşlü taşıyıcıları gözlerden gizlemeye yönelik. Orta nef, aydınlık, geniş, büyük bir mekan görünümü kazanıyor. Böylece kubbenin görsel etkisi daha da arttırılmış oluyor. Orta nefi yanlardan ayıran sütunlar ve kemerler, dönemin zengin süslemeleriyle bezeli. Kemerlerdeki yüzeyler kıvrım dallarla doldurulmuş. İki katın ayrımını vurgulayan konsollu friz ise tümüyle ilk çağ yapı sanatının motiflerini içeriyor. 6. yüzyılın karakteristik süsleme biçimi olan dikenli akantüs yapraklarının arasında Justinianos'un adını yansıtan markalar var. Duvarlar damarlı ve renkli mermerlerle kaplanmış, böylece iç mekanın hantallığının da yumuşatılmasına çalışılmış. Levhaların birleştirilmesiyle oluşturulan bazı figürlere bir benzetmeyle halk şeytan adını vermiş. Üst kat galerilerinde hemen göze çarpan önemli bir özellik de kemerler arasındaki ağaç gergiler. Bu gergilerin görünen yüzeylerine oyma olarak 6. yüzyıl motifleri işlenmiş. Üst kat batı tarafı kadınlara ayrılmıştı. Jinekaryon olarak adlandırılan ve çok sayıda pencerelerden bol ışık alan bu mekan, Bizans imparatorluk salonlarını hatırlatır. Güney galerideki mermer bölme, Patrikhane mensuplarının toplantı yaptıkları yeri ayırıyor. Bu bölmenin en ilginç yanı, yüzeyin ağaç ve tunç kapı kanatlarını taklit ederek mermerden yapılmış olması. Güney Galerisi'ndeki Deisis yani Mahşer, en önemli mozaik kompozisyonlarından biri olarak kabul edilir. Burada Meryem ve Vaftizci Yahya, Mahşer günü İsa'dan insanlık için yardım diliyorlar. Bizans sanat tarihi için önemli ipuçları veren Ayasofya mozaikleri de 8. yüzyılda başlayan ve 100 yıldan fazla süren resim düşmanlığı hareketinden payını aldı ve tüm dini resimler bu dönemde kazınarak kaldırıldı. Bu bakımdan 9. yüzyıldan itibaren çeşitli tarihlerde yeniden eklenen mozaikler arasında
tarih ve üslup bakımından benzerlikler çok azdır. Üst kat Güney Galerisi sonundaki iki panodan biri, İmparator II. Ioannes Komnenos mozaiğidir. Bu pano, İmparatorun ve eşi Eirene'nin kiliseye para bağışlarının anısına yapılmış. Kenarda sıkışmış olarak görülen figür ise imparatorun oğlu Alexios'tur. Ve tam bir gerçekçilik örneği sayılır. Bu panonun solunda ise bu defa 9. Konstantinos ve eşi Zoe'nin para bağışı konu edilmektedir. Yaklaşık 11. yüzyıla tarihlenen bu mozaikte uzmanlar, daha önceki bir imparatorla eşine ait başların kazındığını, yerine yeni imparatorla eşinin başlarının resmedildiğini söylüyorlar. Üst galerinin kuzey kısmında kubbe kemerini taşıyan ilk payenin içinde ise Bizans'ı 10. yüzyılda bir süre yöneten İmparator Aleksandros'un mozaiği var. Ayasofya'nın üst kat Güney Galerisi'nde yerde görülen taşınsa, İstanbul'u Bizans'tan almak için çok uğraş veren Venedikli Doge Dandolo'nun mezarı olduğu iddia edilir. Yine üst galeride Vikingler dahil yüzyıllar boyunca gelmiş olanların kazıdığı atlar ve yazılar belki de dünyanın en eski grafitileri. Kutsal mekanların çoğunda olduğu gibi Ayasofya'da, tarih boyunca çeşitli söylence ve inançlara konu olmuştur. Örneğin Hristiyan halk, 1453'te İstanbul'un fethinden sonra Güney Galerisi içindeki küçük şapelde bir papazın kaybolduğuna ve onun bir gün tekrar ortaya çıkacağına inanmıştır. Bu tür söylencelerden bir diğeri de Müslüman halkın inanışıyla ilgili. Bu inanışa göre de Hızır Peygamber parmağını Kuzey Galerisi'ndeki mermer sütunda bir deliğe sokarak Ayasofya'yı kıbleye çevirmiş. Bu yer günümüzde dilek taşı olarak kullanılıyor. İmparator Kapısı üzerindeki kompozisyonda secde eden İmparator 6. Leon ve İsa görülür. Madalyonlar içinde de Meryem ve Cebrail'in tasvir edildiği kabul edilir. İsa'nın elindeki İncil'de şöyle yazılı: "Size selam olsun, ben dünyanın nuruyum." Apsis üzerindeki Meryem figürü, 8. yüzyıldaki resim düşmanlığı döneminden sonra yapılmış ve 9. yüzyılda tamamlanmış en eski figürdür. Apsisin sağında ise bir Cebrail tasviri yer alıyor. Thank you.
Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinden sonra Ayasofya'nın Türk dönemi başlar. Ve bu dönemde bir taraftan Ayasofya'yı ayakta tutacak yeni tedbirler alınırken, diğer taraftan da Ayasofya'nın Müslümanların ibadet edecekleri bir biçimde düzenlenmesine girişilir. Fatih döneminde yapılan bir minareyle başlayan dış eklemeler daha sonra da devam eder. Örneğin Ayasofya'ya en fazla ilgi gösteren padişahlardan 2. Selim ve 3. Murat zamanında baş mimar Sinan Ayasofya'ya yeni minareler ekler. Sinan ayrıca yaptığı dev payandalarla Ayasofya'yı yıkılmaktan kurtarır. Ayasofya'nın bakım ve onarımının devamlılığı yüzyıllarca Fatih'in kurduğu bir vakıfla sağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün direktifiyle müzeye çevrilen Ayasofya, böylece bütün insanların gezip gördüğü bir yer olmakla kalmadı, bu düşüncenin devamı olarak 1991 yılından itibaren de aynı zamanda bir konser salonu işlevi görmeye başladı. Ve burada 1991 Uluslararası Yunus Emre ve Sevgi Yılı dolayısıyla Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu seslendirildi. Üçüncü Murat hem Fatih döneminden kalma mihrabı yeniletti, hem de Türk taş işçiliğinin bir şaheseri kabul edilen minberle zarif mermer mahfiller yaptırdı. Mihrap yan duvarlarında asılı olan levhalardan bazılarını Osmanlı padişahları bizzat yazdılar. Bazıları da ünlü hattatların eseri. Buradaki dehlizde Hazreti Muhammed'in türbesinin tasvir edildiği ilginç bir çini pano yer alıyor. Mihrap üstündeki 3 alçı pencere, 19. yüzyılın ortalarında Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı büyük onarım sırasında yenilendi. Payelerde yer alan her biri 7,5 metre çapındaki dev panolarda Allah, Muhammed, ilk 4 halifenin adları ve Hasan, Hüseyin yazılı. Bunlar 19. yüzyılda Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin küçük ölçekli yazılarından büyütülmüş. Ayasofya'nın ilk hünkâr mahfili konusunda fazla bilgi olmamakla birlikte, 16. yüzyıl çinileriyle kaplı olan bu yapının kaldırıldığı ve günümüze ulaşan hünkâr mahfilini
Abdülmecit'in görevlendirdiği İtalyan mimar Fossati'nin yaptığı biliniyor. Ayasofya'ya Osmanlı döneminde eklenen en önemli yapılardan biri de 1. Mahmut Kütüphanesi'dir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethinin hemen ardından Ayasofya'daki bütün Bizans el yazmalarını toplatarak bunları Türkçe'ye çevirtmişti. Ayasofya Kütüphanesi'ni kuran ve Lale Devri'nden hemen sonra tahta çıkan 1. Mahmut, ince ruhlu, sanatsever bir padişahtı. Ayasofya'ya çok önem veren bu padişah, kütüphanenin yanı sıra bahçeye de, imareti, Sibyan Mektebi'ni ve Osmanlı barok çağının en güzel örneklerinden sayılabilecek şadırvanı yaptırdı. Osmanlı padişahlarından baba, oğul ve torunlar olarak 5 kuşak Ayasofya'nın bahçesinde yatıyor. Osmanlıların en büyük, en kalabalık hanedan mezarlığı olan bu özel yerde yapılan türbelerin ilki 2. Selim'e ait. 16. yüzyılın ikinci yarısında baş mimarı Sinan Eli ile en köklü onarımlarından birini gerçekleştirerek Ayasofya'yı yıkılmaktan kurtaran 2. Selim, yine Mimar Sinan'ın yaptığı görkemli bir türbede çocuklarıyla birlikte yatıyor. İkinci Selim'in oğlu 3. Murat, 3. Murat'ın oğlu 3. Mehmet, onun oğlu 1. Mustafa ve 1. Ahmet'in oğlu 1. İbrahim. Kısacası babalar, oğullar, torunlar, ölenler ve öldürülenler burada yatıyor. Ve 700 yıllık bir geçmişten Yunus şöyle sesleniyor. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Ve devam ediyor. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kimisinin başında sıra serviler. Kimi masum, kimi güzel yiğitler. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus Emre, gerçeğe giden yolun tek olmadığını, Yaradan'a eriştiren her inancın kutsal olduğunu sanki Ayasofya içinde söylemiş.
Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi öküş Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammedi Mahbub ile çağırayım Mevlam seni.